Litürjik takvime göre bu yıl 20 Mayıs Pazar gününe denk gelen Pentekost günü dünyanın birçok bölgesinde yer alan kiliselerdeki ayinlerle kutlandı. Geçtiğimiz Pazar günü de Vatikan'da toplanan binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda Papa Francesco'nun Pentekost gününe özel yönettiği ayini izledi, Papa'nın vaazını dinledi. Pentekost günü kutsal kitapta hasat bayramı olarak bilinen ve fısıh bayramından 50 gün sonra kutlanan kutsal ruhun havarilerin üzerine indiği gün olarak anılır. Litürjik takvime göre bu yıl 20 Mayıs Pazar gününe denk gelen bugün dünyanın birçok bölgesinde yer alan kiliselerde ayinlerle kutlandı. Geçtiğimiz Pazar günü Vatikan'da toplanan binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda Papa Francesco'nun Pentekost gününe özel yönettiği ayini izledi ve Papa'nın vaazını dinledi. Papa Francesco vaazında özellikle kutsal ruhun etkisine değinerek, kutsal kitapta yer alan elçilerin işleri, Aziz Pavlus'un Galatyalılara yazdığı mektuplara ve Aziz Yuhanna'nın yazdığı bölümlere odaklandı. Papa, kutsal ruh kapalı kapıların ardında toplanmış ürkek inananlardan, İsa Mesih'e şahitlik eden cesur insanlara dönüştürsün dedi. İsa Mesih'in kalpleri özgür kıldığını, insanları hizmete ve yeni yollara yönelttiğine, isteksiz heyecanlardan yeni hayaller kurmaya yardımcı olduğuna değinen Papa Francesco, işte bu kutsal ruhun kalpleri değiştirdiğinin göstergesidir dedi. Papa Francesco, kutsal ruhun gerçek değişime ihtiyaç duyduğumuzda, güçlü bir sarsıntıyla değişime yol açtığını öne sürerek, o yaşam veren ve Tanrı'nın gücüdür diyerek, kilisenin ruhu olarak kutsal ruhun onu umutla yenilediğini, onu sevinçle doldurduğunu ve onun yeni yaşamla yeniden çiçeklenmesini sağladığını hatırlattı.